Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Duygu. Ben Emre. Çok merak ettiğiniz son zamanlarda bir video ile karşınızdayız. Soru cevap videosu olsun istediniz, sohbet videosu olsun istediniz. Biz de karışık bir video yapalım dedik sizler için. Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Duygu. Ben Emre. Son zamanlar bizden istediğiniz bir şeyler vardı. Soru cevap videosu olsun, sohbet videosu olsun istediniz. Bu sefer onunla karşınızdayız. Instagram'da paylaştım. Zaten takip edenler biliyordur. Soruları istedim. Instagram'dan sorular geldi. YouTube'a sadece birazcık geç kaldım. Yani bu videoyu çekmeden bir saat öncesi falan mı yaptık? Soruyu yönelttik. O yüzden çoğunlukla Instagram'dan sorular sen geldi. Sen ayağınla niye sürekli benim ayağımı şey yapıyorsun, dürtüyorsun? Çünkü yine kımıl kımılsın. Rahat durmuyorsun. Tedirgin oluyorum böyle. Bak oturmasını bilmiyorum. Yerde oturamıyor. Ya nereyi sıkıştırdın beni bu köşeye bak. Ya ne yapayım, gideyim istiyorsan. Sen yap. Olur. Allah'ım sen bana sabır ver. Ne diyorduk? İşte sorular yöneltmenizi istedim. Merak ettikleriniz vardı. Onları şimdi size cevaplayalım istedik. Yani bu kısacası bir soru cevap videosu ve sohbet videosu olacak. Başlayalım mı? Yani daha doğrusu hem bu gelen soruları cevaplamış oluruz. Hem de üstüne birkaç yani bir şeylerden falan bahsetmiş oluruz. Onun gibi bir şey. Evet. Karışık kuruşuk bir şeyler. Olsun. Ne soruları var? Ben soruları bu arada hiç bilmiyorum. Sadece iki tane soruyu biliyorum ben. O bir tanesi de o YouTube'dan yazılandı. Onu gördün, evet. Onu Instagram'dakilere baktım. Bir de bir soru daha vardı. Onu da gördüm. Onun haricinde ben de soruları hiç bilmiyorum. Tamam. Hadi. Sen biliyorsun. Evet. Sen hazırlıklısın. Hazırlıklıyım. Yani benim için spontan. Ne yaptım? Hazırlıklıyım. Soruları okudum. Böyle cevaplar yazıp ezberledim mi? Neyse, hadi bakalım. Allah hayır Allah. Öyle bir şey değil de yani. O kadar zamanım bile yok. Hayır onu demiyorum, öyle bir şey değil. Ama ben de bu soruları ilk defa göreceğim. İlk sorumuz. Kaç yaşındasınız? Ben 88 doğumluyum. Ben 88 doğumluyum. 2 ay kaldı 34'e. 33 yaşındayım ve 33 yaşına gireceğim. 2 ay kaldı. 33 yaşındayım. 34 değilim mi? Diyorum ya işte 2 ay kaldı diye. 33 yaşındayım ben. Tamam. 33 yaşındayım. Ve burcum ikizler. Hadi senin burcun ne yaşın? Burcum Başak. Ben de neredeyse 36'yım. Bak aynı anda içeceğimiz aldık. Ben de o zaman iyi o zaman benim senden ne eksiğim var? Ben de o zaman 35'im. Hayır canım sen 36'sın. Ben niye 36'yım da sen 33'sün? Ya ben 33'üm. İyi o zaman hadi seni mi kıracağım? Ben de 36'yım. Başak burcudur kendisi. Yani iki ayrı zıt kutuplarız. Bakın şimdi yine başladı. Mesela bu videoyu çekiyoruz ya. Koltukta eli rahat durmuyor arkadaşlar. Şöyle. Ya eli oynuyor, ya ayağı oynuyor. Düşünsenize bu yatakta da böyle. Uyuyorsunuz. Ertesi gün işe ya gideceksiniz. Ama sorun... Yatak salınıyor. Sorun onda değil. Sorun sende. Sen her şeyi böyle şey yapıyorsun. Ne? Onun hatta o bir hastalıkmış biliyor musun sen? Bence... Onun bir ismi de vardı da unuttum o ben. O hastalık değil. Senin hastalık. Yaptıkların... Bak bu hastalık. Böyle kımıldamak, elini ayağını rahat tutamamak hastalıktır. Tamam sorulara geçelim. Hadi geçelim. En kolayından en basitinden başladık. Burcumuz, yaşımız. Sıra sıra mı gideyim şöyle yukarıda başlayalım mı gidelim? Fark etmez nasıl istiyorsun. Nasıl tanıştınız? Geçeyim mi sorulara? Yok şey aklıma geldi. Ne? Yarın hani çalışıyorum ya. Oh Allah'ıma binlerce şükürler çok olsun. Çok şükür. Çok şükür. O kadar mutluyum. Yarın işe koşa koşa gideceğim. Vallahi o kadar çok, mutluyum. Ben de çok mutluyum gittim. Ya o iki tane çocuğa bakması var ya gerçekten. Neymiş? Nasılmış? Ben zaten kolay olduğunu söylemedim ki hiçbir zaman. Ama her şeyi bekliyordun. Mesela diyorsun ki çorabım nerede? Çorap yok mu? Atletlerim yetişmedi mi? Doğru olabilir. Diyor mu? Yok ben bir şey demiyorum. Ben ona hiçbir zaman bir şey nasılmış, söylemedim. Nasılmış? Lavaboya gitmeye zamanın var mı?
Allah yok. Aşkına bu soruyu söyle. Yok. Oh. YouTube'a neden başladın? Tam can alıcı sorulardan biri. YouTube'a neden başladım? YouTube işi öncelikle bir şakadan ibaretti. Yani şaka yaptım ve üstüne video çekip bunu Emre'ye yolladım ve WhatsApp status'ta paylaştım. Ben o status'ta paylaştıktan sonra birçok kişinin tuhaf reaksiyonuyla karşılaştım. Yani bunları size şimdi fazla açıklamak istemiyorum ve onların o davranışının üzerine ben dedim ki, hele ki biri vardı, onu hiç anlatmayacağım. Ondan sonra dedim tamam, Duygu yap, yapacaksın. Büyük bir keyifle yapıyorum şu an ve kendime de sonuna kadar inanıyorum. Başta... Ben de görüyorum. Yani o videoları falan yaparken zevk aldığını görüyorum. Çok keyif alıyorum. Keyif aldığını görüyorum. Çok zor. İkimiz için de çok zor. Benim için şöyle zor. Çocuklarla o çekimi yetiştirmek, tamam, gündelik hayatımı ben sizinle paylaşıyorum. Ekstradan bir şey yapmıyorum. Ama biliyorsunuz ki çocuklarla her şeyi yapmak zaten zor. Bir de iki çocuk, üstüne bir de işe gidince falan bu daha da zorlaşabiliyor. Ve videoyu yetiştirmek var. Haftada 3 video atıyoruz değil mi şu an? Haftada 3. 3 vlog atıyoruz haftada. Pazartesi, çarşamba ve cuma. Aynen. Rahat durur musun artık? Ya Allah Allah. Vallahi bak git yoksa köşede oturur. Allah'ım ya. Nasıl devam edeceğimi de bir mesele. Ya ayağımı sadece şöyle bir böyle yapınca... kıpırdattım yani. Başka bir şey yapmadım ki. Ama tamam ayağımı... da böyle yapınca ben şeyden çıkıyorum. Neyden çıkıyorsun? Konsantremi bozuyorsun. Zaten şeyim tamam, tedirgin. Tamam ben tamam. Şöyle durayım. Olur. Ya da uzat ayağını rahat rahat. Yastık tamam iyi böyle. Yok iyiyim. Yok. İyi. Tamam. Ne diyorduk? YouTube işi ne diyorduk? YouTube işi diyordum. Başta sen fazla onay vermedin gibiydi ya da şakasına mı aldın? Hayır, onay vermedim şu anlamda. Onay vermedim YouTube'la ilgisi yok. Onay verip vermemen. Ben şundan dolayı, hani ya görüyorsun zaten her günümüz nasıl geçiyor bu ikisiyle. Üstüne bir de iş. Buna bir de nasıl zaman bulacağız diye ben buna karşılık, hani bu yüzden pek sıcak bakmadım. Ama YouTube'un kendisiyle ya da YouTube'da yapılanla ilgili değil, bizim ona zamanımız olmayacağı için. Biz YouTube'a ne zaman başladık? Biz tam Kerim'in doğum gününde ben çekmeye başladım. Doğru. Ve Emre de galiba bundan 3 hafta sonrası falan editi yapmaya başladı. Zaten şöyle söyleyeyim. Tek destekçim Emre'ydi bu konuda. Yani kimseden destek görmedim. Kimse de, yani destek görmedim derken bu konuyu açıkladığımda herkes tuhaf karşıladı. Yani başta ailem olmak üzere, hele babam olmak üzere. Yani pek sıcak karşılamadılar. Olsun öyle söyleyeyim. Canım, ne yapalım? Şimdi ama başka türlü yaklaşıyorlar. Şimdi alıştılar onlar da. Kimseye bir zararımız yok. Yaptığımız şeyi, ayıp bir şey yapmıyoruz bence yani. Ama şunu da söylemek gerekirse, tanıdıklarımızdan, gerçekten bunu söyleyeyim, tanıdıklarımızdan, tanıdığımız insanlardan destek veren kaç kişi var? Fazla yok. Yok. Yani destek veren derken belki videolarımızı izliyorlardır, bilmiyorum. Haberim yok. Olabilir, izleyebilirler, izlemeyebilirler. Kimseyi zorla bir şey yaptıracak değiliz. Yanlış anlamayın sakın. Ama hani böyle yorumlar olsun YouTube'da değil mi? Bir şeyler olsun. Mesela tanımadığım insanlardan çok fazlası geliyor. Çok fazlası geliyor. Ve bu beni motive ediyor. Çok motive ediyor. Tanıdıkların da yapmamasını nasıl karşılıyorum? Nasıl söyleyeyim şuna? Üzülüyorum herhalde. Ya üzülüyorum derken kafaya birazcık... Beklentim farklıydı. Bak hiç beklentim yoktu. Beklentim yoktu ama şöyle düşünüyorum. Benim tanıdığım, benim arkadaşım gitsin bir kanal açsın, bir şey yapsın. Ben biliyorum. Yani ben full destek veririm. Biz destek veririz. Yazarım, tabii. Ederim, etkileşimi artsın diye bir şeyler yaparım. Yani yaparım yani. Doğru. Bizde o tür çok az oluyor. 3-5 kişi. 3-5 arkadaş. Yani toplasan 3-5 böyle tanıdıklardan arkadaş. Şu kadar kişi Instagram'da olsun, YouTube'da olsun destekleyenimiz gerçekten tanıdıklardan. Ki yanlış anlamayın, Allah'a çok şükür çevremiz de baya büyük yani. Baya çok arkadaşımız, görüştüğümüz insanlar falan da var. Çok yani.
Yani aslında onlardan gelen destekle bile bayağı bir... Tabii canım. Yani olurdu. Şu anda ne kadar... Ama olmadı. Abonemiz ne kadar şu anda? 2200'e yakın. 2170'lerde falan civar. Yani öyle bir şey. Şu anda yani en az... Yani şu anda zaten toplasak biz... Şu anda yani ailemizi falan, bütün tanıdıklarımızı toplasak zaten 2000 kişi yapar. Yani ama hani hiç sorun değil. Gerçekten hiç sorun değil. Ben bu herkesin yolda... Herkesin canı sağ olsun canım, ne yapalım? Aynen. Ben bu yolda kendime inanıyorum. Sonuna kadar inanıyorum. Bakın bu videoyu paylaştıktan sonra da sakın kimseden bir şey beklemiyorum. Hiçbir şekilde zaten bugüne kadar böyle geldiysem, kanalımı açtıysam kendi şeyimle, yanlış anlaşılmasın. Ben inanıyorum. İleride daha da büyüyeceğimize, büyük bir aile olacağımıza inanıyorum. Ve ondan sonra da bu yapmayanlar paylaştığı zaman ya da ne bileyim yorum yaptığı zaman istemiyorum. Gerçekten çünkü o zaman da iş işten geçmiş oluyor. Yani istemiyorum. Evet. Neyse. Geçelim. Bir dahaki soru. Aynen. Hadi bakalım. Evinize ne kadar kira ödüyorsunuz diye bir soru gelmiş. Anlamadım. Evinize ne kadar kira ödüyorsunuz diye bir soru gelmiş. Çok karman çorman oluyor. Bunu şey yapmadım. İstiyorsan şeye göre mi gideyim bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Sen sıraya göre mi gittin şimdi? Hayır. Şöyle şuradan başladım. Tamam, devam et o zaman. Tamam. Evinize ne kadar kira ödüyorsunuz? Evimize ne kadar kira ödüyoruz? Evimize kira ödemiyoruz. Burası bizim evimiz. Evimizin kredisini ödüyoruz. Ne kadar ödüyoruz? Onu mu bilmek istiyorsun acaba? Onu bilmek istiyorum toplamında. Yani ne kadar kira dediğim. Şöyle söyleyeyim. Evimizin şu andaki aylık kredisi ayda 1500 euro. Üstüne de 300 euro civarı, 300-330 euro civarı da şey geliyor. Bu kalorifer parası, sıcak su parası falan. Yani toplam sıcak para ödediğimiz? Toplam sıcak para ödediğimiz 1900 euroya yakın. Ama dediğim gibi... Evimizin kredisini ödemiş oluyoruz böyle. Ha, kira olarak hani belki kirayı da merak edenler olmuş olabilir. Hani böyle bir evin kirası ne kadardır diye. Hı hı. Biz bu evi almadan önce kirada oturuyorduk. 2 artı 1 bir daireydi. 90 küsür metrekareydi mesela. Ona da ödediğimiz kira 1360 euroydu. Yani kısacası şöyle 500 euro fazla ödüyoruz ama kendi evimizi ödüyoruz. Öyle yaptığımızda başkasının aldığı evi ödüyorduk aslında. Borcunu kapatıyorduk. Tabii. Mesleğiniz nedir? Ben daha rütbeliyim o yüzden mi? Ne alaka ya? Ne alaka rütbeli? Hayır ben o anlamda değil. Hani daha yaşlıyım ya senden. Hani daha eskiyim ha, ya. Ha öyle anlamda. Tabii canım ben... söz büyüğündür. Hadi bakayım. Hadi. Şat, tamam canlı video yapmıyorsun ya. Bir dur. Ya fikir. Ben makinistim demir yolunda. Yani Deutsche Bahn'da. Deutsche Bahn'da ne oluyor? Türkiye'nin TCDD'si oluyor. Orada ben makinistim. Ben hemşireyim. Şu an hastanede değil, özel bir, yani özel çocukların okulunda çalışıyorum. Özel çocuklarımızın okulunda çalışıyorum ve orada hemşirelik yapıyorum. Ve çok da mutluyum. Şu an haftada 3 gün gidiyorum ve iş yerimde çok mutluyum, çok memnunum. Gerçekten iyi ki de bu iş yerini bulmuşum diyorum. Biliyorsunuz hastanede çalışmak kolay değildir. Gececiliğiniz var, öğlencilik var, hafta sonunuz var. Yani Kerim'deyken yine yapıyordum ama iki çocukla bu neredeyse imkansız. Çünkü Emre'nin de vardiyeli işi var. Vardiyeli işe gittiği için bu fazla mümkün olmaz yani. Şöyle bir şanssızlığımız var. Sen mesela hastanede çalışırken, ben de demir yolunda, tabii her zamanki gibi demir yolunda çalışıyorum. Yani çalışıyorken. Hadi çocuklar yokken yine bir türlü bir şekilde oluyordu. Bir sorun yoktu. Ama çocuklardan sonra yani şunu düşünmeniz lazım. Bizim ikimizin de ne hafta sonu var, ne bir pazarı var, ne bir bayramı var, ne işte yılbaşısı var, ne yani hiçbir şey yok. 365 gün bizde de iş var, 365 gün Duygugil'de de iş var. Birisi hastane, birisi demiryolu. Yani kapandığı bir gün yok, durduğu bir gün yok. 365 gün iş var. Aynen.
Yani zor oluyordu. O yüzden şimdi hafta sonum boş. O çok güzel geliyor. Ve insan olduğumu hatırlıyorum, böyle güzel geliyor. Yani hastanede çalışıp nöbete gidenler çok iyi bilir bu dediğimi. Şu anki yerimden çok memnunum. Gelelim bir diğer. Sürekli. Bakayım. Sürekli. Ha, bunu gördüm ya, bu çok güzel ya. Ben sormak istiyordum bunu. Hadi sor bakayım. Neyse. Sor sahnede. Sürekli kilo alıp veriyorsun. Neden? 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 Bir. İlk sebebini söylüyorum size. Hipertiroidim var. Yani... Neyin var? Hipertiroid. Şiltrozim oluyor. Bak Türkçesini bile getiremiyorum. Ben Türkçesini hiç bilmiyorum. Şiltrozim unta fonksiyonum var. Bu da ne demek oluyor? Hormonlarınız gerektiği gibi çalışmadığından dolayı kilo alıyorsunuz. Ya bir dur dur dur. Vallahi öldürdün beni artık. Ayak parmaklarıyla vurup duruyor şimdi de. İlk sebebim o. Şiltrozim unta fonksiyonu olanlar bilir. Gerçekten bu kanıtlanmış bir şey. Yani uydurduğum bir şey değil. İkinci sebebime gelin. Bu arada yani ben şu en son diyetten sonra fazla kilo almadım. Şöyle 2-3 kilocuk aldım. Kamerada çok görünüyor. Size çok görünüyor. Bu kamera kilolu gösteriyor. Yani. Yalan mı? İkinci sebebim. Görüyorsunuz. Bakın burada saat şu an 9:20 geçiyor akşam. Şurada çikolatalarım var, şekerlerim var, çikolatalarım var, üzümüm var. İkinci sebebim bu. Yani ben aslında... Bu videoyu çek... Onu da bir şey eklemek istiyorum. Bu videoyu çekmeden önce Duygu bana dedi ki... Ya şeye gidelim, markete gidelim. Bu video için... Hani hem sohbet ederiz... Hem de yemek. Hem de portakal, elma, meyve falan alırız dedi. Tamam dedim, gittik. Portakal, meyve falan hiçbir şey almadık. Sadece çikolata alıp geri geldik. Ama meyve bak, üzüm var burada. Ya üzüm. Neyse iyi tamam. Bu arada biz bir şey fark etmemişiz. Sen bunu alırken bunu bu tarafa doğru yöneltmişsin. Bu da siyah olduğundan bütün videoda senin yüzünü kaplamış. Hiç fark etmemişiz bile. Ben hiç fark etmedim. Neyse. Ben oraya bakmıyorum ki. Onu kenara atalım. Neyse olabilir. Bir şey olmaz. Ne diyorduk? Kilo almanın sebebi. Siz beni bir de yaza kadar görün. Tamam. Diğer soru. YouTube mu, Instagram mı? Yani bu sorudan ne anlıyorum? YouTube mu daha iyi, Instagram mı daha iyi? Yani nerede? Ben şunu anlıyorum. Sana neyi daha fazla zevk veriyor, şey keyif veriyor yani? Şöyle söyleyeyim. Benim için YouTube daha iyi. Çünkü... Ya bir bırak beni ya. Allah aşkına rahat dur. Vallahi bırakacağım şu videoyu şurada ya. Instagram şöyle bir hayat. Instagram'da anlık şeyleri paylaşıyorsunuz. Anlıkları... Yani yediğiniz, içtiğiniz, gezdiğiniz yerleri ne yapıyorsunuz? Alıyorsunuz telefonunuza, fotoğraflayıp koyuyorsunuz anlık. Yani Instagram, farkındaysanız benim Instagram'ım böyle başka Instagramcılar gibi, YouTube bloggerciler gibi değil. Ben her zaman kendim olmayı istiyorum. Yani her şey böyle sırf şatafat böyle yani... Olduğum gibi görünmeyi istiyorum ve YouTube'da bu öyle. Siz YouTube'da hadi bir gün rol yapın, iki gün rol yapın, üç gün rol yapın. Kaç videosu yaptık şimdiye kadar? Ya bu video şu anda 105-106. Video falan olması yani lazım. Yani siz 106 video vlog çekip de 106 bölüm oynayamazsınız kimseye. Instagram'da her şey biraz daha... Nasıl söyleyeyim ya? Nasıl dile getireceğimi şöyle, de bilmiyorum. Almanca'da, yanlış yani da Türkçe'de, söylemek Türkçesini istemiyorum. Ben de tam söyleyemiyorum ama Instagram ist so künstlich. Yani gerçeği fazla yansıtmıyor. Tamam mı? Evet yani öyle diyelim. Hani biz kendimizden bahsedelim. Başkasınınki kendi sorunu. O yani kendisi bilir. Ona ben zaten karışmam. Yani bizim için. Hani düşüncem, benim düşüncem şu. Instagram biraz fazla künstlich. Yani biraz fazla yapay. Yapay, aynen hani. Ama YouTube bana göre öyle değil. Zaten YouTube o an neyse o çekiliyor. Aynen. Mesela ilk videolarda hatırlıyor musunuz? Bana gelen yorumlara.
eşiniz neden böyle? Eşiniz neden suratsız? Eşinizin yüzü niye gülmüyor? Ya ben suratsız falan değilim. Ama ona ben bir açıklık vereyim hemen. Şimdi dedim biraz önce ben makinistim ve benim gerçekten inanılmaz zor iş saatlerim var. Gerçekten çok zor bir iş hayatım var benim. Her makinistin öyle, sadece benim de değil. Şimdi bazen böyle oluyordu. Ben yine uykudan kalkmış oluyordum. Çok uyku sersemi oluyordum. Uykumu almamış oluyordum. Belki çocuklar çok fazla ses yapmış oluyordu. Vesaire vesaire. Kalkmış oluyordum. Daha bismillah yani daha 5 dakika olmadı. Daha uyanalı Duygu elinde bir şeyler çekiyordu. O sırada ben de görünüyordum. Duygu tabii güzel bir şekilde konuşuyor, ediyor. Ben de arkada mort. Yani gitmişim orada yani iptalim ben. Öyle yani. Onu görenler de diyordu ki işte senin kocan niye böyle falan filan. Aslında yapısı da biraz öyle. Yapımda yani, da var. Yapısında yani var, da biraz var. Biraz var. Var. Sonradan açılan biri. Emre genelde ortama girecek, ısınacak, ondan sonra açılıp kendini gösterebilen biri. Yani böyle durup dururken gülüp kahkaha atan ya da ne bileyim böyle mıç mıç olan bir karakter hiçbir zaman olmadı. Yapısı öyle. Yapacak bir şeyi yok. Ortama girecek, ondan sonra yavaş yavaş falan açılacak. Karakteri öyle. Şuna gelelim. YouTube daha çok keyifli bana göre. Daha çok kendim olabildiğim bir yer. Neden pahalı araba? Anlamadım. Neden pahalı araba? Neden pahalı araba? Ya kullandığımız araba aslında o kadar çok da pahalı bir araba değil. Almanya'ya göre. Tabii Türkiye'ye göre biraz farklı. Türkiye'de o araba tabii ki bir servet değerinde neredeyse. Ama Almanya'ya göre çok pahalı bir araba değil. Neden bu arabaya da geçtiğimizi anlatalım. Biz bu arabaya niye geçtik? Türkiye'ye arabayla gitmeyi daha çok planladığımız için artık Kerim okula başlayacağından dolayı ve uçak fiyatları, biletleri inanılmaz, inanılmaz pahalı olduğundan dolayı gerçekten iki çocukla bir de otele gidip izin yapacaksanız bunun altından kalkanlar var evet Almanya'da, ama biz yapamayız. Zaten Almanya'da yaşayanlar zaten bunu bilir ama Türkiye'dekiler için söyleyeyim yani uçak bileti ne kadar izin zamanı. Buradan Almanya'dan Türkiye'ye bir uçak bileti bir kişi gidiş geliş 600-700 euro arası. Bir kişi. 4 kişiyiz biz. Siz düşünün. Ve sırf uçak biletiniz. Almanya'da yaşam çok kolay görünüyor. Almanya'da yaşam çok kolay görünüyor. Hı hı. Şimdi bu biraz şey bir soru. Nereden baktığınıza bağlı. Ve nereden bu soruya cevap verdiğinize bağlı. Hangi bakış açısından? Yani buna bağlı biraz. Almanya'da yaşam kolay değil. Çok şansınız olması lazım ki kolay olsun. Öyle diyelim. Yani kolay belki şey anlamda mı diyorlar? Ama şöyle bir şey de var. Şimdi ona geçecektim. Ama Türkiye ile kıyasla şöyle bir şey var. Hani buranın alt sınırıyla Türkiye'nin alt sınırı arasında yine de bir fark var. Bir fark var. Türkiye'nin altı ile buranın altı aynı değil. O da bir gerçek. O da bir gerçek. Evet ama şunu da söylemek gerekirse hani bazı Türkiye'de yaşayanlar, tanıdıklar olsun ya da ne bileyim bazen öyle bir geliyor ki sanıyorlar burada hayat gerçekten çok kolay. Her şey bize havadan yağıyor ya da ne bileyim. Çünkü bu hissede neden kapıldıklarını anlayabiliyorum. Biz oraya gittiğimizde bizim euromuz çok değerli. Biz oraya geldiğimizde tabii ki burada alamadığımız pahalı şeyleri orada doldurup alıyoruz. Her şeyini. Peynir alınıyor, zeytin alınıyor. Değil mi? Aklınıza ne gelirse. Her şey alınıyor. Ya kıyafet. Kıyafet, her şey. Yeme, içme, gezme, tozma falan. Tabii bunu gören insanlar da ne diyor? Bakın bunların parası var. Ama öyle olmuyor. Yani bizim paramız orada değerli, evet. Burada da market fiyatları tabii ki Türkiye ile kıyasladığımız zaman yine daha uygun. Birim olarak uygun. Birim olarak uygun. Evet, mesela ben Türkiye'de atıyorum. Bir kilo et Türkiye'de ne kadar? 70-80 lira falan. En az. Belki daha fazladır. Daha fazla. Daha fazladır. Yani daha fazlaydı herhalde bilmiyorum da. Daha fazladır. Yani bir Migros'a gittim mesela. İki torba dolusu alışveriş yaptım. 1000 lira ödeyip çıktım. Ve o aldıklarımın arasında sadece et olarak tavuk vardı. Değil mi? Tavuk birazcık vardı. Kıyma mı vardı? Birazcık kıyma, birazcık tavuk öyle vardı. Bir şey. Ortada hiçbir şey yoktu. Ve 1000 lira ödedim. Dedim ki ne oluyoruz? Hani
çok fazla geldi. Yani burada bir 100 euro ödediğimde de tamam zoruma gidiyor. Ama yani torbamda etim de oluyor. Yani beni idare edecek çok şey oluyor. Tabii. Öyle söyleyeyim. Ama burada hayat kolay değil. Eğer ki o kadar kolay olsaydı bizim buradaki kadınlarımız, annelerimiz, tanıdıklarımız milletin evine ya da orada burada temizliğe gitmezdi diye düşünüyorum. Yani doğru. Başkalarının ağız kokusunu dinlemezlerdi. O yaşlı başlı halleriyle başkasının bir şeyini temizlemezlerdi. Bana göre. Yani herkesin zorluğu var. Türkiye'nin, yani ben şimdi Türkiye'de yaşamadığım için orada hayatın nasıl olduğunu size söyleyemem. Burayı paylaşabilirim ama burada da o kadar kolay değil göründüğü gibi. Yani yansıdığı gibi değil. Gelelim bir başka soruya. Çocuklar küçük. Bir annenin çalışmasını uygun görmüyorum. Durumunuzda iyi, neden çalışıyorsun diye bir soru gelmiş. Güzel bir soru. Güzel bir soru. Ama bu da biraz önceki soru gibi. Yani ona benzer bir soru. Bir daha oku. Bir saniye. Sorular geliyor. Daha tamam. Onlara da ara sıra bakmak istiyorum da. Çocuklar küçük. Bir annenin çalışmasını uygun görmüyorum. Durumunuz da iyi. Neden çalışıyorsun? Ben mi cevaplayayım, sen mi cevaplamak istersin? Beraber de cevaplayabiliriz. Ben de biraz açıklayabilirim. Birincisi, şimdi Allah'a çok şükür durumumuz evet kötü değil. Yani aç değiliz, şey değiliz. Allah'a çok şükür. Kendi evimizi alabildik. Yani bir daire alabildik. Güzel bir arabamız var. Bunlar doğru. İzine gidebiliyoruz, gelebiliyoruz. Burası doğru. Şimdi bunların içinde, bunları yapabilmemizin içinde, bu evi alabilmemizde, arabayı alabilmemizde, o izinleri yapabilmemizde, o izinlere gittiğimizde, o paraları harcayabilmemizde senin çalışmanın da çok büyük katkısı var. Evet. Şimdi diyelim ki ben sen çalışmıyorsun. Açık açık söyleyeyim. Bu arabaya da binemezdik. Şu andaki arabamıza da binemezdik. Her sene tatilimizi de yapamazdık. Her sene tatile de gidemezdik. Tamam, çok şükür ben iyi kazanıyorum. Ama ona göre de giderlerimiz var arkadaşlar. Ben iyi kazanıyorum ama ben biraz önce de açıkladım. Bu evin maliyeti, sadece evin maliyeti derken hani elektriği, suyu, elektriği falan içine hiç onları katmadım. Onları koymadım. Sırf bizim bu eve, evin kredisini 1900 euro ödüyoruz. Gerisini siz düşünün dediğim gibi. Bir de sen çalışmıyor olsan mesela, o zaman durumumuz çok kötü olabilirdi. Benim çalışmamın arkasındaki bir sebebi daha söyleyeyim. Bizim her zaman hayatımız böyle değildi. Biz evlendiğimizde çok büyük zorluklardan geçtik. Gerçekten çok büyük sıkıntılardan geçtik. Bir yerde bir şey görüyordum, alamıyordum. Yalan mı? Doğru. Beğeniyordum, hoşuma gidiyordu. Bir yerde dediğim neresiydi söyleyeyim mi size? A101 gibi bir yerlerde hani böyle kaplar, çanaklar, battaniye gibi şeyler oluyor ya hani. Alamıyordum. Görüyordum, alamıyordum. Sadece ihtiyacım olduğunu alabiliyordum. Ve çok çok fazla evlenirken borcumuz olduğu için olmuyordu. Benim çalışmamın sebebi de ben o hayatıma tekrar geri dönmek istemiyorum. Evet, çocuklarım küçük ama ben şunu düşünüyorum. Gencim ben daha. Ben şimdi çalışmasam ne zaman çalışacağım? Kamera sallanıyor. Tamam. Ben şimdi çalışmasam ne zaman çalışacağım? Ve ben ileride çocuklarıma ne vereceğim? Hani her şey tamam diyeceksiniz. Birçoğunuz diyorsunuz zaten. Diyeceksiniz de çocuklarının küçüklük anları en güzel anlar. Bu anları kaçırmamak gerekiyor. Kesinlikle size katılıyorum. Ha diyeceksiniz ki şimdi Duygu hiç memnun musun? Bakın çok zor oluyor iki çocukla çalışmak. Gerçekten çok çok zor oluyor. Hele ki ne zaman zor oluyor söyleyeyim mi size? Beni işe gidip çalışmak yormuyor. Beni en çok ne yoruyor? Mesela bu hafta olduğu gibi çocuklar hasta. Ve ben işe gitmek zorundayım. Babalara bakıyor. Benim aklım burada kalıyor. Benim aklım çocuklarda kalıyor. Çünkü çocuklarımın yanında olmak istiyorum ama olamıyorum. Bazen tabii rapor alabiliyorsunuz ama ben işe yeni girdiğim için bunları birazcık yapmak istemediğimden dolayı. Yani anlatmak istediğim, çocuklarınız hasta olduğumuz zorunuza gidiyor. Onun yanı sıra
çalışmayı istiyorum. Çünkü çocuklarıma iyi bir gelecek sunmak istiyorum. Şikayetim Emre'ye çalışıp işe gittiğimden dolayı değil. Şikayetim Emre'ye bana yardım etmediğinden sen dolayı. Sen Emre'ye şikayet etmediğin zaman dakika, gün falan var mı? Tabii ki şikayet ederim. Niye şikayet etmiyorum? Niye biliyor musunuz? Mesela bana diyor ki beni uyandır, ben sabah çocuklara bakarım, sen işe gidersin diyor. Ertesi gün uyandırıyorum. Allah'ım, işitmediğim laf kalmıyor. Sen beni niye uyandırıyorsun? Niye uyandırdın? Benim uyumaya hakkım yok mu? Ben unutmuşum. Ben unuttum onu. Saat olmuş 7. Ben sandım beni durduk yere sabah 7'de falan uyandırıyor. Orada ya ben ne zaman öyle bir şey yaptım Allah aşkına. Saat olmuş 7. 8'de çeyrek kala ben iş başı alacağım. Sen beni niye uyandırdın unuttum, diye unuttum. Allah'ım sayıyor da sayıyor, sayıyor da sayıyor. İşte onlar da ben sinirleniyorum. Ama o da neyden geliyor biliyor musunuz? Dediğim gibi o da benim işimle ilgili. Ben yani benim işim ve iş saatlerim çok zor. Gerçekten çok 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 zor. O yüzden yani ben de ama böyle olmaması lazım. Uykumu falan alamıyorum. Ama böyle olmaması lazım. Tamam, senin bana destek olman lazım. İşte bu durumlarda diyorum ki Duygu, senin aklına, sen niye gidiyorsun, niye çalışıyorsun? Hak etmiyor diyorum ondan sonra böyle. Vallahi hayat müşterekse sen de bana çalışma. Yardım edeceksin. Vallahi biraz zor alırsın bu YouTube'da gösterdiğim şeyler, alışverişleri. O IKEA'lara falan hemen, biraz zor gidersin. Hemen böyle tehditleri hazır. Devam edelim. Ah ah. Ne yazıyor şurada? Neden demode bir isim Kerem'in? Anlamadım. Neden demode bir isim Kerem'in? Neden demode? Kerem'in ismi hani Kerim, neden demode bir isim? O mu? Ya bu subjektif bir şey yani. Objektif bir şey değil bu. Ben beğenirim, sen beğenmezsin. Sen beğenirsin, ben beğenmem yani bu. Kerem'in adı? Kerim güzel bir isim. Biliyorsunuz neyden geldiğini değil mi? Açıklamama gerek yok. Kerim Aslan. Güzel bir isim değil mi? Yani benim hoşuma gidiyor. Benim hoşuma gidiyor. Senin de hoşuna gidiyor. Sen ikimizin en sevdiği isimdi. En sevdiğimiz isimlerden en sevdiğimiz bir tanesi. İsmini koyduk. Ve yanına da tamam şimdi şöyle diyebilirsiniz. Kerim'in yanına Aslan neden olmaz falan filan. Yok, bu konulara hiç oldu. Girmeyeceğiz. Biz böyle istedik. Böyle oldu. Ve ben Kerim'in ismini çok beğeniyorum. Ve bir daha olsa yine koyardım ismini. Çünkü Kerim ismine bayılıyorum. Çok seviyorum. Her zaman sevdim. Aslan'ı da niye koyduk? Aslan'ı da Galatasaray olan aşkımızdan dolayı koyduk. Ben Emre'ye dedim ki, Emre dedim bir de ikinci ismi olsun mu, Aslan olsun mu? Hani cimbomdan dolayı. O da dedi, evet benim de düşündüğüm bir şey. Yani her ikisi de bize göre düşündüğümüz isimler. Bu arada isimler. Kısa bir şey anlatabilir miyim onunla ilgili? Galatasaray'la ilgili. Ne oldu? Hayır. Biz şimdi Duygu'yla yeni tanıştığımız zamanlar falan, Duygu bana diyordu işte ben çok aşırı fanatik bir Galatasaraylıyım. Ki doğru. Bir kadın için, yani bir kadın futbol sever için gerçekten baya baya çok koyu bir Galatasaraylı, doğru. Futbolu falan da baya takip ediyor. O da doğru. Şu anda durum nasıl? Emre'yi tanıdığımdan beri Galatasaray'dan soğudum. Yani neredeyse bir Fenerbahçeli olabilirim her an. Adını almayacağım. Takımı düşünebiliyorum. Nedenlerine hiç girmeyelim gerçekten. Soğudum ya, böyle bir şey olabilir mi ya? Yok, soğumadım da böyle bazen öyle bir gıcık oluyorum ki. Çünkü ben gerçek bir fanatik olduğum için, bir Galatasaray manyağı, yani bir Galatasaray fanatiği olduğum için ve sabahtan akşama kadar gece gündüz 7-24 maç baktığım için soğudu. Maçlardan artık nefret ediyorum. Ya ben de çok maçı seviyorum. Galatasaray'ı aşırı seviyorum. Ama tabii ki. Hiçbir maçını ben de kaçırmazdım babamın evinde. Yani babamın benim agresyonlarım yüzünden beni odaya kilitlediğini biliyorum. Ben böyle gol kaçırdığımızda veya gol yediğimizde aşırı bir kalp çarpıntım oluyordu. Kamerayı çok sallıyordum. Yok, ayağım değdi. Bilerek ve olmadı. Mesela o sırada elinde bir şey mi var? Onu alıp televizyona doğru fırlattığımı ve benim babamın beni odaya kilitlediğini ve benim delikten maçı takip etmeye çalıştığımı ya da radyoda maç dinlediğimi çok iyi hatırlıyorum ve bilmiyorum, çok nadir kadınlar yapar bunu, radyodan maç dinlemek yani. Devam edelim. Gelelim. Video da uzadıkça uzuyor. Senin yine ağzın durmuyor mu ya? İstiyor mu? Boğazımda kalacak şimdi, ben de durayım. Yemin ederim boğazımda kalır, şurada yığılırım. Devam edelim.
Türkiye'de yaşamak ister miydiniz? Bu soruyu ben cevaplayabilirim. Ya sen şimdi çok uzatacaksın. Ben tamam, kısa keseyim. Ben kısa keseyim. Sen şimdi oradan anlatacağında. Ama niye öyle oldu? Sen sallandın. Hayır. Ben kısa keseyim. Paran varsa evet, paran yoksa hayır. Bitti. Devam et. Devam et. Türkiye'de yaşamak istiyorum arkadaşlar. Tamam, bilmiyorum. Türkiye'deki hayatı bilmiyorum. Biz sadece tatile gelip tatili yaşadığımız, gördüğümüz için. Belki bana daha değişik olabilir. Ya ben cevabını verdim bu sorunun. Ama ben ülkemi istiyorum. Bu sorunun cevabını ben verdim. Ve burada eminim siz de çok iyi anladınız beni. Ne demek istediğimi. Ve bu soru var ya, yığınla gelmiş. Üçüncü çocuk düşünüyor musunuz? Bunu ben vereyim istersen, izin verirse. Verebilir miyim? Buyur. Üçüncü çocuğu... Ya bir dur Allah aşkına, bir sus, ağzını bantlayacağım artık senin ya. Üçüncü çocuğu düşünmüyoruz. Ne Emre ne de ben. Allah'ım olmayanlara nasip etsin. Amin. Gerçekten Allah'ım olmayan, İsteyip anne olmayı isteyen, baba olmayı isteyen, İnşallah gönülden dileyen herkese nasip etsin. Amin. Şunu söyleyeyim. Evet, bir kız çocuğu her zaman hayalimdi. Her zaman isterdim bir kızım olsun ve Kerim dedi zaten ilk 6 ay falan kadar kız olacak dediler. Doğru, ona öyle demişlerdi. İsterdim kızım olsun, evet. Ama şu an 3. çocuğum kız çocuğu olsa deseler bile istemiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Kader, kısmet, Allah'ın yazgısı, onun önüne kesinlikle geçemeyiz. Valla bir Kerim'le Ayas sizde olsaydı siz anlardınız. Ya bırak çocuklarımı, niye kötülüyorsun ya? Ben çekiyorum, sen mi çekiyorsun 3 gün makbu makbu? Yani şöyle söyleyeyim, Allah'ın her şeyi, yani çocuklarım sağlıklı mı? Allah'ım bana anne olmayı nasip etti mi? Etti. Ve iki çocuk bu devirde okeydir. Yani bilmiyorum, üçüncü ister miydim? Durumlar değişse falan istemezdim, yine istemezdim. Allah'ım bu ikisine güzel bir şekilde yazıp, güzel şekilde bakıp onlara güzel bir gelecek vermeyi nasip etsin bize. Üçüncüyü istemem. Zaten üçüncü çocuğum var. Benim üç çocuğum var. Durun. Siz bunu unutuyorsunuz yani. Bu da oğlan. Bu da oğlan. Yani benim aslında üç oğlum var. Bakın şurada. Tontikime. Büyük konuşmayalım. Çünkü ben büyük konuşup neyi yapmam dediysem bu hayatta yapmam. Gerçekten öyle oldu. Yapmam dediğim ne varsa hepsini yaptım. O yüzden çok büyük konuşmayacağız. Böyle sorulara kader kısmet diyeceğiz. Hayırlısı diyeceğiz. Bitti. En büyük hayalin. Şey var. Orada bir şey gördüm. Sen onu atladın galiba. Neyi? Bir soru var. Nerelisiniz? Ben Sivaslıyım. Ben Adanalıyım. Ben doğma Sivaslıyım. Sivas'ta da doğdum ben. Küçük yaşta buraya geldim. Almanya'ya. Sen burada doğumlusun. Ben burada doğumluyum. Ben burada doğdum. Adanalıyım. Ve ilk evlendiğimiz sene, anlatayım mı onu ya, ne olduğunu? Bana nüfus cüzdanım geldi. Orada ne yazıyordu biliyor musunuz? Sivas yazıyordu. Sivas yazıyordu. Allah'ım, ben çantamı aldım, üstümü giydim. Ta konsolosluğa kadar gittim. Abiye gösteriyorum, diyorum ki abi, diyorum, bunu yanlış yazmışsınız. Ben Sivaslı değilim. Allah'ım, abi başladı mı gülmeye? Ama nasıl bir gülme? Adam var ya, koptu orada. Yani kendine gelemedi. Kızım sen benimle dalga mı geçiyorsun dedi. Yok dedim, bakın Sivas yazıyor. Ben Sivaslı değilim. Ondan sonra dedi ki, sen bilmiyor musun bu işleri? Evlenince kocanın tarafı yazar. Ama ben kabul etmedim. Yani hala etmiyorum. Sivas'a karşı olduğumdan falan değil, sakın yanlış anlaşılmasın. Yani ben Adanalıyım. Niye benim nüfus cüzdanımda lütfen Sivas yazıyor? Tabii ki çocuklarım Sivaslı, Şehmus Sivaslı, onu anlıyorum. Ama benim nüfus cüzdanımda niye alakam olmayan bir yer yazıyor? Neden? Sen de niye Adana yazmıyor? Niye Adana yazsın? Ben de niye Sivas yazsın? Benim soy ismim yazdığı için olabilir mi? Nüfusta. Şimdi sen Karabacak değil de Andiçi olsaydın Adana mı yazacaktı? Yok.
Bu bir. İkincisi ben niye Andiç olayım? Misal veriyorum. Andiç olsaydı. Hı. Yani bir kadının soyadını aldığında kadının kütüğü mü yazılıyor? Sanmıyorum. Bilmiyorum. Bilmediğim konular. Pek ilgilendiren konularda değil. Bilmiyorum. Devam et. Bilginiz varsa söyleyin. En büyük hayalim. Benim en büyük hayalim çocuklarımın iyi yere gelmesini görmek, onların huzurlu olduğunu, mutlu olduğunu görmek, tüm ailemin yanımda olduğunu görmek. Hayalim aslında bundan ibaret. Başka ne hayalim var? Benim hayalim, tabii ki küçük küçük hayallerimiz var ya da büyük hayallerimiz var. Hangimizin hayali yok bilmiyorum yani. Hayalsiz bir insan var mıdır? Bilmiyorum. Ben küçüklüğümden beri yatağa yatar yatmaz hemen böyle hayallere kapılırdım. Hayal kurardım her zaman. Büyüdüğümde de değişmedi. Şimdiki hayalim ne? Büyük mutfaklı. Büyük mutfağım olsun. Büyük mutfağım olan bir ev. Ama hayal yani. Senin hayalin. Hayırlısı. Senin hayalin? Yani benim hayalim... Bak şimdi, bakın şimdi. Yok aynı yani bir... Durumumuzun daha iyiye gitmesi, herkesin huzurlu ve sağlıklı olması falan filan yani çocukların büyümesi, onların mutlu olması, mutlu olduğunu görmem. Kayınvaliden var mı? Eşinin ailesi de mi Almanya'da? Cevaplı. Kayınvaliden var ve İzmir'de yaşıyor. Aslen Sivaslı ama Sivas'ı sevmediğinden dolayı, havasından, suyundan dolayı İzmir'de yaşıyor. Gerçekten havasından dolayı. Annem yaşlı yani artık çok genç birisi değil ve o soğukları istemiyor ki eskiden de zaten İzmir'de yaşamış birisi, o yüzden İzmir'i seviyor ve İzmir'de. Ve onun haricinde Münih'e yakın bir yerde benim bir abim var, bir de Stuttgart'a yakın bir yerde bir abim var. Ben de tam onların ikisinin ortasındayım, Augsburg'dayım. Ve başka da hiçbir şekilde akraba mı, yani benim tarafımdan bir akrabamız falan yok. Türkiye'de? Türkiye'de. Benim bütün ailem, bütün akrabalarım, herkes bende Türkiye'de, Sivas'ta. Çoğunlukla Sivas'ta. Abilerin. Tabii. Başka da yok herhalde. Sen gördün mü bir yerde daha? Bu kadardı herhalde. Başka? Yok. Şeyde, Insta'da yazan falan? Yok bitti, bu kadardı yani, seçtiklerimden bu kadardı. Zaten videoya bak 50 dakika olmuş. Çok olmuş zaten. Yani daha çok, olmuş. Yaparsak. Yok daha fazlası olmaz bence zaten. Şeyinden zaten çok böyle de çok. Bir daha yaparız soru cevap. Bakarız neyse. Evet. Şimdilik bu kadar, iyi. Başka? Yok. Başka hangi konuya girmek istersin, girmek istediğin, söylemek istediğin? Yok bu kadar. Bu kadar. Yok tamam devam et. Görüyorsun. Ha bir şey kalmadıydı değil mi? Kalmadı. Tamam. Yani neyse. Var da tek tük bir şeylerden onlar. Tamam ben görüyorum senin elin ayağın falan titremeye başladı. Gözün mözün böyle bir şeyler oynuyor. Oradaki çikolataları yemeye çalışıyorsun. Evet. O yüzden videoyu kapatalım. Evet. Çünkü şey olmaya başladın. Agresif olmaya falan başladın sen. Ama benimkiler buzdolabında. Bu seninki, bu böldük. Tamam olur. Yerim. Ben böyle seviyorum zaten. Ben neyse. Buzdolabından soğuk severim. Bir ağzın dursun da bir şey yap yani. Videoyu bir sonlandıralım yani. Bari ama bir ağzın dursun Allah aşkına ya. Şurada iki dakika bir dursun. Boğazından getirecek var ya, boğazında kalacak. Şurada ölüm sebebim de boğazında kaldı diye. Benim herhalde öyle olacak. Tövbe. İki dakika durmadı boğazı ya. Ben tövbe desene ya. Neye? Dinlemedim seni. Ölüm sebebim dedi. Ha yok tövbe. Böyle yap. Tamamdır. Burada videomuz bitti. Kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Videomuzu da beğendiyseniz, beğen tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Yorumlarınızla da bize destek olursanız daha da mutlu oluruz. Başka? Ve yani sormak istediğiniz bir şeyler daha falan varsa onları da sorabilirsiniz. Ve biz de onları biriktiririz. Başka ileri bir zamanda belki buna benzer bir video yine yapabiliriz. Aynen. Şimdilik bırakalım çünkü saat oldu 10. Hem de videomuz gerçekten çok uzun oldu bu sefer. Bayağı uzun oldu. Neyse. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.